Anlattık ya, karmaşık bir şey değil Marksizm. Yani felsefesi çok sadedir. Dünyayı tarifi de çok sadedir. Ama o devrin ilkel bilimsel şartlar içerisinde işte madde sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Tesadüfen canlılar oluştu gibi böyle çok ilkel, çok sıradan bir anlatım. İşte tarihte bir döngü içerisindedir. Sanki gaybı biliyormuşçu sana bir uslupla. İşte komünal toplum vardı. Nereden biliyorsun sen komünal toplumu? Tamamen tahmini. Evet, ne buluyorlarsa birlikte yiyorlar diyor. Müslümanlar da şu an birlikte yemek yiyorlar, birlikte oturuyorlar. Yani o laf mı? O ilk çağ hakkında hiçbir bilgileri yok. O devirde son derece güzel, kaliteli yaşayan insanlar da vardı. Vahşi yaşayan insanlar da vardı. Dine uygun hareket eden de vardı, uygun hareket etmeyen de vardı. Dolayısıyla tamamen hayali. Efendim sonra işte feodal toplum, sonra kapitalist toplum, işte yeniden komünal topluma dönüş olacak falan gibisinden. Hiç hesap etmedikleri olaylar gelişti. Mesela işçi sınıfı olur diye düşündüler. Halbuki işçi sınıfı tamam oldu ama işçi sınıfı da zengin olmak peşinde oldu. Onlar da sermaye biriktirir oldular. İşte evi oldu, arabası oldu. Bir de otomatik olarak imalat başladı. Yani robot kullanılmaya başlandı. O durumda işçilerin yerine robot devreye girmiş oldu. Fakat tabii zeminindeki sosyal adalet inancı Marksizmin, daha önce de söyledim, Tevrat'tan, Kur'an'dan ve Mehdi inancından alınmadır. Tabii ki güzel bir düşünce fakat yöntem vahşet. Sonuçta vahşet. Boş ve ölü bir sistem. Fakat Mehdiyet ahir zamanda bunu tam anlamına gerçekleştireceği için, ilk ve son kere bir dünya hakimiyeti olacağı için daha öncesinde böyle bir deccali sistemin olacağını Peygamberimiz belirtmiş. Mehdi'den sonra da yine faşist ve komünist sistemler dünyayı her cümerçe edecekler. Fakat yine de bir 7 veya 9 yıl kadar bir dünya hakimiyetini hep beraber göreceğiz. İslam'ın dünya hakimiyetini. Şimdi var güçleriyle kaderi durdurmaya çalışıyor ama kaderin bir özelliği vardır, durdurulamaz. Yani maddeyi şekle şemale sokabilirsin. Birçok şeyi şekle şemale sokabilirsin. Ama kaderi değiştiremez. Kaderin özelliği o, ezicidir kader. Eze eze ilerler. Hiçbir güç durduramaz kaderi. Cenab-ı Allah'ın izniyle. Kader o şekilde. İttihat-ı İslam olacak. Dünya barış ve kardeşlik içinde olacak. Sanat, bilim, güzellik, estetik dünyaya hakim olacak. Hep birlikte bu güzel günleri yaşayacağız. Onu elde edecek adımları Allah bizlere fıtri olarak attırıyor zaten. O adımları en güzel şekilde atıyoruz. En güzel hareketleri yapıyoruz. Doğal akışında Allah Müslümanlara bu eylemleri yaptırıyor. Yobazları da karşımıza çıkarıyor. Yobazlık iki türlü. Bir komünist yobazlık vardır. Bir İslami görünümde, din görünümündeki yobazlık vardır. Bunlarda fikre tahammül yoktur. Düşünceye tahammül yoktur. Her ikisinde de şiddet vardır. Yobazlık okumayı, konuşmayı, düşünmeyi yasaklar. Yok arkadaşlar benim görüşüm doğru der. Kabul ediyorsan ediyor, etmiyorsan keseceğim der. Komünizmde de öyledir. Benim dediğim doğru der. Tartışmada kabul etmiyorum. Ya kabul edersin ya keserim der. Mehdiyette de her fikre açıklık vardır. İkna ve telkin vardır. Sevgi vardır, şefkat vardır. Akılla, bilimle, sağduyuyla, sevecenlikle insanların gönlünü sevgiyle kabul ederek, içten ve candan kabulle dayalı bir İslam anlayışı, bir sosyal adalet ve sevginin dünyayı sarması olayı vardır. Hep beraber bunu göreceğiz inşallah. İşte ben size derli topluca anlattım. Anlamadığınız bir hususlar varsa yazılı gönderin. Hepsini cevaplayayım. Ama demagoji böyle küçük çocuklar gibi, ilkokul çocukları gibi, işte buna cevap veremen ya, bilmem ne falan alamayın ya.
Benim gibi damat bulaman ya bilmez. O tip şeylere gerek yok. Ya bir kere kızıl gençler diyelim. Kızıl çocuklar. Marksist düşünceyi ne üstüne oturtuyorsunuz? Darwinizm üstüne oturtuyorsunuz değil mi? Darwinizm gitti mi ne oluyor? Bütün sistem çöküyor. Çünkü diyalektik felsefenin en elle tutulur yönü olarak görüyorsunuz. Karl Marx da bu hatayı yapmış. Darwinizm üstüne oturtturmuş Marksizmi. En çürük yapının üstüne oturtmuş. Ben demagojiden pek hoşlanmam. 350 milyonun üstünde yaratılışı ispat eden fosil var. Tek bir tane Darwinizmi destekleyen fosil getir. Var mı? Yok. Varsa getirin. Dedim 10 trilyon tık ödeyeceğim. O zaman işte kızıl boya alırsınız, her tarafınızı boyarsınız senin diyorsunuz. Bir protein tesadüfe meydana gelebiliyor mu? Gelemez. Ama cahil bir gence sorarsan, ooo niye olmasın ki diyor. Yani o mercimek çorbasına benzemez protein. Tesadüfen olması mümkün değildir. Bakın bir protein olması için başka proteine ihtiyaç var. Teknik olarak bunun karşılığı nedir biliyor musunuz? Sıfır ihtimal demektir. Karl Marx dedeniz ne yapmış? Bu çirik sistemin, bu batmış sistemin üstüne Marksizmi oturtmuş. Marksizmin güzel yönleri var. O onu nereden almış? Tevrat'tan almış. Çünkü Karl Marx baba tarafından da anne tarafından da haham ailesinden gelir. Musevi kökenlidir. Tevrat'ı çok iyi bilen bir insandır. Tevrat'ta ahir zamanda gelecek Kral Mesih, Mehdi ve onun meydana getireceği adalet, güzellik, bereket, bolluk, savaşların ortadan kalkması, kavganın ortadan kalkması, özgürlüğün hakim olması, sevincin hakim olması, sadece barış ve sevgiyle dünyaya hakimiyet çok kapsamlı anlatılmıştır. Karl Marx da bunu görünce Tevrat'ta hayran olmuştur. Ne yapayım, ne edeyim? Bakıyor, iman edecek gibi değil. Çünkü Darwinist, materyalist. O zaman bunu Darwinizm üstüne oturtayım dedi bu düşünceyi. Ve bu güzelim sistemi çürük bir yapının üstüne oturttu. Kendi de battı, dünyayı da batırdı. Ve sevgiyle olacak dünya hakimiyetini kanla halletmeye kalktı. Tam zıttı. Tam zıttı. Dolayısıyla deccaliyetin kılıncı haline geldi. Proletarya diktatörlüğüyle, kanla, terörle, şiddetle dünyaya saadet getirme amacında oldu. Kardeşim sen kanla güzellik getireceğim diyorsun. Bombayla, ızdırapla, acıyla. Nitekim meydana gelen acıyı görüyorsunuz, mutsuzluğu görüyorsunuz. Yüzlerinden düşen bin parça. Ne sevgiyi biliyorlar, ne merhameti, ne şefkati, ne dostluğu, ne arkadaşlığı. Onu yapacağınıza besbelli ki bir Allah var, yaratan var. Siz de inanıyorsunuz. Siz boş yere hiç çırpınmayın. Hacker, kicker falan ne olursanız olun mutlaka Allah'a inanıyordursunuz. Ama arkadaşlık bağıyla işte inanmıyoruz havası veriyorsunuz birbirinize. Neye inanmıyorsunuz? Açıkça da inanıyorsunuz. Allah'a inanın. Bütün dünyanın kardeş olmasını isteyin. Sınırları kaldıralım. Bütün dünya kardeş olsun. Silahları kaldıralım. Savaşı kaldıralım. Bütün silah sanayini kaldıralım. Bütün silah sanayine harcanan paralar, imkanlar, teknolojik imkanlar insanlığın saadeti için kullanılsın. Bunun adına işte mehdiyet deniyor. İsteseniz de istemeseniz de bu olacak. Konu bu. Barışla ve sevgiyle olacak. Kardeşlikle olacak. Akıl ve fenle olacak. Bilimle olacak. Sanatla, estetikle olacak.
yobazları görüyorsunuz, Müslümanlığı yanlış anlıyorsunuz. Efendim, herifler hıyar, yobaz takımı. Siz de tabii kıyaslıyorsunuz vicdanen. Diyorsunuz Allah vermesin bunlar başımıza geçse ne olur kim bilir diye düşünüyorsunuz. Onun yerine işte Marksizm gelsin, hiç olmazsa daha rahat ederiz diye düşünüyorsunuz. Kıyasladığınız adamlar zaten adam değil, normal insan değil. Şeytanın ikinci boynuzu bunlar. Deccaliyetin ikinci boynuzu. Dolayısıyla kale alacağınız adam değil bunlar. Müslümanlık, Kur'an'da anlatılan Müslümanlıktır. Allah bizden sevmeyi, muhabbeti, dostluğu, kardeşliği, adaleti istiyor. Kanı irin istemez Allah bizden. Bu kafayla, bu mantıkla bakarsanız bayağı faydalı olursunuz. Gayet güzel hizmet etmiş olursunuz. Ne diyorsunuz hocam? Hocam çok haklısınız. Sonuna kadar maşallah. Çok evet. Güzel hocam. Maşallah. Ya kardeşim şimdi tabii çocuklar bomboş olmalarındansa bir idealler olması güzel ama doğru olan ideal budur. Öbüründe mutluluk yok. Yüzleri neşesiz, evet. Sevinçsiz. Ben okul Ankara'dayken de görürdüm Marksist gençlere. Sapsarıydı yüzleri. Yüzleri gülmez, neşesizler. Böyle çok sağlıksız oluyorlar. Çok ızdırap çekiyorlar. Şimdi demagojiyle tartışma yapmaya kalkarsanız bu çocuksu olur. Yani böyle hani ilkokul çocukları bazen kendi aralarında tartışma yaparlar. O evet. Tarz değil. Aklı başında konuşacaksınız. Aklı başında bir mantık geliştireceksiniz. Bakın şimdi biz Yaratılış Atlası'nın 4. cildini çıkarttık. 5. cildi de matbaada. 6. cildini hazırlıyoruz. Yüz binlerce fotoğraf var elimizde. Fosil fotoğrafı var. Yüz binlerce. Hepsinde fotoğraflarda şunu görüyoruz. Canlılar evrim geçirmemiş. Ya ben de şaşırıyorum. O kardeşim 30 milyon yıl, 40 milyon yıl bir canlı nasıl değişmeden kalır? Ya illaki bir şeyler olması gerekiyor. Hiç değişmemişler. Mucize. Olduğu gibi duruyorlar. Bunu bize fosiller söylüyor. Kardeşim bir tane iki tane bak değil, 350 milyon adet. Demagojiyle bu kapatılacak gibi değil. Darwin ne diyor? Bütün diyor yeryüzü tabakalarını inceledik diyor kendi zamanında. On binlerce işçi çalışmış, on binlerce. Bütün yeryüzü katmanlarını inceledik diyor. Her tarih katmanına indik diyor. Çok sayıda fosil bulduk ama benim teorimde belirttiğim gibi ara fosile hiç rastlamadık diyor. Ve her şey çok düzenli, çok düzgün, çok hesaplı, çok estetik diyor. Neden bu kadar düzgün diyor ve neden ara fosil bulamıyoruz diyor. Eğer ileride de bulunamazsa diyor, ki dedem zaten ta o devirde ölmüş, bitmiş olay. Benim teorim yattı diyor. Siz de oturuyorsunuz bu çürük teoriyi, kendinizi mahcup ettire ettire, mahcup ola ola savunmaya çalışıyorsunuz. Hem gururlu da çocuklar, gururlu gençler ama kendilerini acayip küçük düşürtüyorlar bu konuda. Ne gerek var? Ne gerek var? Bak geçenlerde bir profesör adama, yani bu çok komik ve çok aciz bir konuma gelmişler artık. Diyorlar ki Darwinizm gibi bir konferans ver hocam diyorlar. Ünlü uzman. Ya diyor ne öyle bir takatim var benim diyor adam. Ne de öyle bir inancım var diyor. Ne de enerjim var diyor. Evet maşallah. İsmini vereyim isterseniz. İnşallah. Ya kardeşim tabii bomboş böyle öküz gibi heriflerden ise bir insanın Marksist olması çok daha iyidir. Şu masa biraz okuyor, araştırıyor. Bir ideali var, bir amacı var. Ama iyi niyetle ortaya çıkmalarına rağmen yol ve yöntem ve sonuç
çok korkunç. Hepsini ızdırabın ve mutsuzluğun içine itecek bir sistem. Mehdiyet, Tevrat'ta ve Kur'an'da geçen mehdiyet, Peygamberimiz anlattı mehdiyette de, onların ruhunda güzel olarak buldukları ama yöntem olarak asla elde edemeyecekleri güzel neticeyi Kur'an, Tevrat mükemmel açıklamış. Savaşları durdurun diyor Allah. Kanı durdurun. Sınırları kaldırın. Kardeş olun diyor. Bu kadar. Fakirleri koruyun. Malı saha üzere dağıtın. Adaleti sağlayın diyor. Mehdi'nin ana özelliğidir. Malı saha üzere yani adalet üzerine dağıtmaz. Ve dünyaya adalet getirmez. Bu bütün dünyanın da kabul edeceği, hem Hristiyanların hem Müslümanların kabul edeceği bir idealdir. Öbür türlü ne Hristiyanlar kabul edecek bu iddianızı, ne Müslümanlar kabul edecek, ne bilim, ne akıl kabul edecek. E siz de kabul etmiyorsunuz. Anlattıklarım doğru olduğunu biliyorsunuz. E o durumda nasıl mutluluk gelsin, nasıl güzellik gelsin? Ve Marksizm çok korkunç bir yöntem istiyor. Şiddet ve terörle netice alacaksınız diyor. Yazık, günah değil mi kardeşim? Bak 1 milyar insanı şu ana kadar katlettiler. 1 milyar. 1000 dünya harbinden bu vakte kadar. Çok büyük bir zulüm bu. Marx mesela Darwin kitabı için ne diyor? Bizim diyor görüşlerimizin, Marksist görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. Dede yanlış yere oturdu. Çamura oturdu. Ve birçok insanı da yaktın, kendini de yaktın. Ama altında, yani en altına baktığımızda tabii ki bir iyi niyet var. Ama yöntem çok korkunç, sonuçta felaket. Yani sosyal adalet yönünden tabii ki bir iyi niyet var. Ama yöntem vahşet. Acıdan başka bir şey getirmiyor. Web yazılımı uzmanı bir komünist kardeşimiz var. Yani özetle sana şöyle diyeyim. Karl Marx düşüncelerini Tevrat'tan almıştır ve Kur'an'dan almıştır. Okumuş, araştırmış. Bir Şiloh'un geleceğini, Şiloh'un yani Mesih'in, Kral Mesih'in geleceğini, dünyayı kardeş yapacağını, sosyal adalet getireceğini, savaşların ortadan kalkacağını, silah sanayinin ortadan kalkacağını, terörün, anarşinin duracağını, malın eşit seviyede dağıtılacağını sahah diyor Peygamberimiz. Sosyal adaletin tam hakim olduğu, özgürlüklerin tam hakim olduğu cennet gibi bir dünya oluşacağını söylüyor. O da bunu Allahsız, kitapsız bir düşünceyle yapmaya kalkmış. Yani Kral Mesih'i kıskanmış, kendisi sahte Mesih olarak ortaya çıkmış. Saçı sakalını birbirine karıştırmış zaten, böyle tarz da yapmış kendine Karl Marx. Şekil yapmış böyle. Hani ateist Mesih havasında ortaya çıkmış. Zaten beklenen Deccal de ateist Mesih'tir. Ateist Mesih başarılı olamamıştır. Gerçek Kral Mesih şu an devrededir. Ve dünyayı cennet haline getirecektir inşallah, adeta. Bu kadar diyeyim, artık oradan sen ne anlıyorsan anla. Mehdiyet ne kapitalisttir, ne siyonisttir, ne şudur, ne budur. Ne komünisttir, hiçbir şey değildir o anlamda. Kur'an ruhuyla hareket eden, cennet modeline esas alan cennetisttir. Eğer illa bir ist eklemek istiyorsan cennetist bir stildir. Komünist Manifesto kitabını okudunuz mu? Ya o zamanlar komünistleri vardı.
allı güllü. İşte Das Kapital'den başlıyordu. Ekonomi politikten çık. Böyle hep alengirli, süslü laflar vardı zaten. Çok heyecanlanır onlar okuyanlar. Ya tamam da 150 senelik kitaplar Allah aşkına ya. Artık bit yemiş kitaplar, oyunmuş ya. Yani. 150 sene ya. İnsaf yani. 150 yıl önceki fikirler. Her taraf fikir olsa ne olur onun ya. Marx ne yapmış? Tevrat'tan ilham alarak bir şeyler anlamaya çalışmış. Kur'an'dan ilham alarak bir şeyler yapmaya çalışmış. Peygamberimizden ilham alarak bir şeyler yapmaya çalışmış. E olmamış tabii, sonunda deccali bir düşünce çıkmış. Dolayısıyla o kitaplarda anlatılan şeyler hamur, boş şeyler. Kapital, adam, inşaat tuğlası gibi ya, doldurmuş. Oku, 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 bitmiyor. Hiçbir şey yok ya. En son, yani şunu anlatıyor, zenginin malını alacaksın, fakire vereceksin diyor. Ne uzatıyorsun ya? Dır 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 dır. Tek satır ya, zenginin malını fakire vereceksin. İşte bu kadar ya. Mesela Komünist Manifesto'yu Marx, Engels birlikte yazıyorlar. Nerede? Londra'da. Yazdıran kim? İngilizlerin devleti. Amaç ne? İşte dünyayı birbirine kırdırmak. Marx'ın mezarı dahi İngiltere'de ya. Hep İngiltere'de. Tabii. Mesela Marx Das Kapital kitabında İngiliz borsasından servet kazanıp borsaya giriyor, orada para kazanıyor. O parayla gidip bu kitabı bastırıyor. İkinci elinde belgeleriyle var. Tabii. Zenginlere karşı olduğunu söylüyor Marx. Londra'nın iş adamları kulübüne başkan seçiliyor. Zenginler kulübüne başkan seçiliyor. Zenginlere karşıyım diyor Marx. Ne işin var dede? Ne işin var? Bir, değil mi? O kadar param var, git bir berbere sakalı bıyığı falan düzelttir ya. Berbere para vermemiş adam. Sıfır. Berber paraları cepte. Dolayısıyla böyle şeylerden etkilenmek doğru değil. İsimlerden çok heyecanlanıyor görüntülerine. Bomboş bilgiler, hiçbir şey yok. Darwinizm de bomboştur. Bütün kainatın tesadüfen olduğunu iddia eder. Bak, bütün kainatta ne var ne yoksa hepsinin tesadüfen. Bilimle uzaktan yakından alakası olmayan çok uydurma bir pagan dinidir Darwinizm. Ya bilimde tesadüf olur mu ya? Şu nasıl oluyor? Tesadüf diyor. Bu nasıl oluyor? Bu da tesadüf. Şu, o da tesadüf. Ya milyarlarca tesadüften bahsediyorsun. Sonunda kainat oluyor. Zeytin nasıl oluyor? Tesadüf. Portakal tesadüf. Üzüm tesadüf. Maydanoz tesadüf. İnsan tesadüf. Filler, kuşlar. Göz tesadüf. Burun tesadüf. Kulak tesadüf. Ya başka laf bilmiyor musun siz ya? Nereye dönsek tesadüf diyor. Bunun bilimle alakası yok. Kendi ailelerine ileride gülsünler mi, ağlasınlar mı şaşacaklar. Çok garip bir tünele girmişler. Yanlışlığın içine girmişler. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Tabii. O çünkü... Komünist Manifesto kitabını okudunuz mu? Canımın içi, çok güzel bir kızsın. Çok tatlı bir kızsın. Ben yani komünistlerle falan böyle konuşma tarzım tabii ondan anlayıcı değil ama... Ben seni tenzih ediyorum, sevindim, canımsın ve seni çok saygıyla değerlendirdim. Çok da beğendim, güzel, hoş bir kızsın. Gayet normal, kitap hakkında bilgin var mı, okudun mu, komünizmi araştırdın mı, onu öğrenmek istiyorsun. Evet, bütün kitaplarını okudum zamanında. Ben Kapital'i falan satır satır okumuşumdur. Altlar böyle tek tek çizilidir, bilir arkadaşlarımız. Evet, altların hepsini yorum da yaptım, satır satır ben onların hepsini. Okumadığım kitap kalmamıştır onlardan. Onun üzerinde sayısız kitap yazdım. Evet. Burada kitabınız var mesela. Konuyla evet. İlgili. Komünizm. Evet. Bir daha. Kitabınız Komünizm Pusu'da. Görebiliriz ekran. Evet, bu kitabı okursan evet. Orada çok zengin kaynaklar var. Oradan hepsini öğrenebilirsin. Evet.
Marksizme göre sınıflar arası mücadele ekonomi temel belirleyicidir. Ha, bizde temel belirleyici para değil. Mal mülk değil. Çorbacı takımına göre öyle. Evet. Hani diyor ya çorba işi halleder. Ona yani bazıları tabii bunu cahilinden söylüyor, bazısı da iyi niyetle söylüyor, bazısı kasten söylüyor ayrı mesele. Ekonomi değil temel belirleyici. Bizde dindir, din, İslam. Maşallah. İmandır. Allah'a olan sevgimiz, Allah'tan olan korkumuzdur. Altyapı ekonomidir. Tamam. Ekonomi altyapı olarak görebilirsin. Üst yapı ise düşünce, hukuk, ahlak, devlet ve din tabii gibi ideolojik temelli yapılar, ideolojik değil, gerçek olan yapılardır. Bakın düşünce, hukuk, ahlak, devlet ve din. Üst yapıya ait, üst yapıyı alt yapının belirlediğini iddia eder. Yani ekonomi belirliyormuş dini. Haşa, evet. Ya kardeşim ne alaka bu adamın... Saç sakal birbirine karışmış ama kafa bindi birbirine karışmış yani ya. İnşallah. Kardeşim düşünce, ekonominin ne alakası var bunun ya? Düşünce, bilim, değil mi? Tamam yani teknik imkanlar parayla elde edilir, bilmem ne yapılır falan feşmeken. Ama bir bilim adamı para kazanayım diye bilim yapmaz ki. Bilim, değil mi, insanlığa bir hizmettir. İnşallah. Topluma bir hizmettir. Allah rızası için yapılır. İnşallah. Ve herkes istifade etsin diye Allah'ın meydana getirdiği bir Allah'ın sanatıdır bilim. İnşallah. Hukuk. Yani hukuk bütün her toplumun hukuk sistemi vardır. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. Ahlak dinden kaynaklanır ahlak. İslam'dan kaynaklanır. Ekonomiden kaynaklanmaz. Ekonominin ne alakası var ya? Paraya göre mi ahlak oluyor yani? Evet. Değil mi? Evet hocam. Devlet. Abi demek ki biliyorlarmış. Bak hepsinin kökenin din olduğunu ve İslamiyet olduğunu biliyorlarmış. Devletin de ekonominin alakası yok. Devlet Müslümanları bir arada tutan, güzel insanları, iyi insanları bir arada tutan sistemi organize eden güç. Kendilerini oluşturduğu güç. Düşünce, ahlak, ideolojiler ve din gibi kavramların üst yapı olarak nitelendirilmenin nedeni bu yapıların tümünü zaman içinde halkın yaşamından çıkarmaktır. Hah, bakın PKK'nın kökenini burada şimdi görüyoruz bakın. Düşünce, ahlak, yani din gibi kavramların üst yapı olarak nitelendirmelerinin nedeni komünistlerin bu yapıların tümünü zaman içinde halkın yaşamından çıkartma amaçlarıdır diyor. Çıkartılmasıdır. Yani Marksizm'de düşünce kabul edilmez, ahlak kabul edilmez, din kabul edilmez ve buna karşı mücadele verilir. PKK ne yaptı? Dini, düşünceyi, ahlakı ortadan kaldırdı. Eğitimle, anlatarak, beyinlerini yıkayarak ortadan kaldırdı. Çünkü neden? Üst yapı olarak görüyor. Üst yapı olarak gördüğü için onu düşman hedef olarak gördü ve ona saldırdı. Şimdi Marksizmin üst yapı olarak, yani doğudaki komünistlerin üst yapı olarak görüp saldırdığı din, ahlak, aile, devlet gibi gerçekleri savunacak karşı bir atak yok. Evet. Karşı bir çalışma yok. Yani karşı bilimsel bir çalışma yok. Yani anti-komünist, anti-materyalist, anti-darwinist bir çalışma yok. Bunu yapan sistem, yani bu Marksist düşünceyi oraya oturtan sistem, tezgahını kurmuş ve muntazam çalışıyor. Buna karşı akılcı, bilimsel karşı atak yapılmazsa, anti-komünist, anti-marksist çalışma yapılmazsa, adamlar bak neleri hedeflemişler? Düşünce, ahlak ve din. Üst yapı olarak görüyoruz diyor ve her gördüğümüz yeri tahrip edeceğiz diyor adamlar. Bu eğitimin sonucunda da orada netice aldı adamlar. Değil mi? Güneydoğu'da netice aldılar ve ilerliyorlar. İnşallah. Onları bulunduğu yerde fikren boğmanın yolu nedir? Onların üst yapı olarak gördükleri din, ahlak ve düşünceyi hayata geçirmektir. Doğru olarak. Düşünceyi doğru hayata geçirmek için neye ihtiyacım var? Gerçek bilime ihtiyacımız var. Bilime ve teknolojiye ihtiyacımız İnşallah. Var. Değil mi? Evet. Dini hayata geçirmek için neye ihtiyacımız var? Ahlakın ve sanatın desteğinde
İslam'ın gerçeklerini ortaya koymaya gelmiş ihtiyacımız var. İnşallah. Bu yapıldığında onların üst yapı olarak görüp yoğun propaganda sonucu yıktıkları sistemi yeniden çok mükemmel canlandırıp toplumun dinamiği haline getiririz. İnşallah. Bunu yaptığımızda ne oluyor? Üst yapı her yere hakim olmuş oluyor. İnşallah. İnşallah. Bunu da hocam. Evet. Allah'ın izniyle yapabilecek bir tek siz varsınız dünya çapında. Çünkü sizin sadece Darwinizme, materyalizme, komünizme karşı bu kadar kapsamlı bilimsel çalışması olan ikinci kişi yok. Olsa bilirdik zaten dünya çapında maşallah. Bir de bakın devlet eliyle diyalektik düşünce anlatılıyor. Ya yani diyalektik felsefe anlatılıyor. Evet. Diyalektik felsefe Marksizmin kökeni zaten. Marksizm bunun üstüne oturtuluyor. Nasıl anlatılıyor devlet eliyle? Darwinist düşünce anlatıldığında diyalektik felsefenin temelini anlatmış oluyorsun. Evet. Diyalektik felsefenin ruhunu, özünü ve ana tabanını anlatmış oluyorsun. Artık ondan sonra Marksizmin işi çok kolay. Yani diyalektik felsefeyi sen oturttuktan sonra onun üstüne Marksizmi kurmak yani çocuk oyuncağıdır. Çok kolaydır. Onun için devletin kendi eliyle diyalektik felsefeyi anlatma yönteminin durdurulup tam tersine gerçek bilimi ortaya koyan, sanatın ve bilimin desteklediği anti-Darwinist, anti-Marksist karşı atağa geçilmesi gerekiyor. İnşallah. Bu yapılmadığında askeri çözümler, ekonomik çözümler hiçbir şekilde çözüm olmaz. Hiçbir şekilde. Ekonomi komünizmi daha da azdırır. PKK'yı daha da azdırır. Askeri çözümler daha da azgınlaşmalarına sebep olur. Bunlar değildir. Çünkü bakın Allah diyor ki hakkı batılın üzerine atarız diyor. Bak hakkı batılın üzerine atarız. Beynini parçalar diyor. Allah beyni hedef gösteriyor. Beyni. Yani onun fikrini, düşüncesini dağıtmak esas. Derdi Allah kalbini parçalar derdi. Bedenini parçalar derdi. Öyle demiyor Allah. Beynini parçalar diyor. Fikrinin yıkılması çok önemli. Darwinizm canlılar dünyasında gelişmeyi sağlayan ikinci gücün çatışma olduğunu ileri sürmüştür. Çelişki ve çatışma. Darwin'in teorisinin en temel varsayımı doğal kaynakların canlılar içinde yetersiz olduğu, dolayısıyla daimi bir yaşam mücadelesi yaşandığı, bu mücadelenin de evrimleştirici bir güç oluşturduğu şeklindedir. Bu Marx ve Engels'in iddia ettiği toplumlardaki diyalektik çatışmanın ve mücadelenin doğaya uygulanmış biyolojik versiyonudur diyor. Evet. Evet. Dolayısıyla bilimsel çalışma yapılmadığında netice alınamayacağı çok açıktır. Yani çorba mantığıyla hiçbir yere varamayız. İnşallah. Evet. Materyalizme karşı anlatılacak en önemli delillerdendir. Lenin bu konuyu duyduğunda adamı şafa atıyor. Sakın diyor yaratılışçılarla bu konuya girmeyin. Bu konuya giderseniz diyor batarsınız. Yapacağınız hiçbir şey de kalmaz. Sizi hoşaf yaparlar diyor. Yamulturlar diyor. Sakın onlarla bu konuya girmeyin diyor. Tartışmayın. Lenin'in en çekindiği konudur. Marksistlerin en çekindiği konudur. Maddenin hakikati. Şimdi maddenin beyinde algılanma şekli. Çünkü küçük mercimek kadar bir yerde sonsuz alemi görüyoruz. Sonsuz alemi yaşıyoruz. Marksizmin, Leninizmin hiç açıklayamayacağı bir şey. Ruh. Onu kim seyrediyor? Görüntüyü kim seyrediyor tam renkli olarak? Sesi kim duyuyor? Dokunma hissini duyan kim? Tat alma hissini duyan kim? Leninizmin, Marksizmin işte en ızdırap duyduğu çökmelerine neden olan en mühim konulardan birisi de budur. Big Bang teorisi bir, bu iki, Darwinizm çöküşü üç. Üç konuda hoşaf olmuşlardır. Big Bang'den zamanın bir başlangıcı oldu, maddenin bir başlangıcı olduğu ortaya çıktı. O çok ağır geldi onlara. Oradan bir darbe ettiler. İkinci olarak maddenin hakikati, ruh. Ruhu açıklayamıyorlar çünkü. Çünkü gören biri var. Rengi biliyor adam. Işık
diye bir şey var. Işığı algılıyor. Işık beynin içinde oluşuyor. Renk de beynin içinde oluşuyor. Dışarıda renk ve ışık yok. Yani bu bilimsel olarak hiç açıklanamayacak bir şey. Yani çünkü metafizik üstü metafizik. Hiç açıklanacak gibi değil. Laboratuvara girecek bir konu da değil. İncelenebilecek bir konu da değil. Çünkü insan beynin içine giremiyor. Mesela sesin duyulması. En kaliteli müzik aletinden daha net duyuyoruz sesi. En kaliteli televizyondan, en kaliteli sinemadan daha güzel bir görüntü var beynimiz için. Çok çok kaliteli. 2 gram etten oluşuyor bu bütün makinesi. Maşallah. Siz televizyonlar görüyorsunuz. En kaliteli televizyon alıyorsunuz. Yine bulanık. 2 boyutlu. 3 boyutlu yapamıyorlar. Daha hala yapamadılar. Yapsa bile binlerce alet edevattan oluşuyor. Binlerce mühendis yapıyor. Buna rağmen yine yapamıyorlar. Yaptığında da görüntüsünü sadece oluşturuyor. Görüntüyü görecek kim? O ayrı bir konu. Görüntüyü görecek varlığı yapmak zaten imkansız. Yani ruhu yapmak imkansız. Bir de görüntüyü gören var. Allah hem görüntüyü göreni yapmış, hem de görüntüyü dünyanın en kaliteli televizyonundan, sinemasından daha kaliteli halde 3 boyutlu olarak yapmış. O kadar kaliteli 3 boyutlu ki, gerçek mi, hayal mi, insanlar fark edemiyorlar. Hangi insan şimdi bizim televizyondaki şu görüntümüzün hayal olduğunu söyleyebilir? Televizyon ne kadar uzakta diyorsun? 2 metre uzakta diyor. Halbuki beynin içinde televizyon. Beynin içinde bizi seyrediyor. Haberi yok. Birçok kişi. Bu mühim hakikati bir kısmı insanlar kısmen anlıyor. Bir kısmı detaylı anlıyor. Bir kısmı anlamazlıktan geliyor. İyi anlayanı çok etkiler. Çok muhteşem bir şeydir. Çok büyük bir olaydır. Çok derin bir olaydır. Bu sırrı işte 2012'lerden sonra insanlar anlamaya başlayacaktır. Maddenin hakikati bilinecek. Maddenin gerçeğini görecekler inşallah. Şimdi bu Esad yönetiminin geçenlerde yaptığı bu kimyasal silah saldırısı genel olarak dünyada biliyorsunuz çeşitli şekillerde konuşuluyor. Dün de hocamız bundan bahsetti. O mu yapmıştır, o yapmamış mıdır, kim yapmıştır falan gibi böyle bazı argümanlar oluyor genel olarak. Bu dış basında da oluyor. Genel olarak bu konudan bahsedenler de hep Rusya ve İran tarafını tutanlar var. İşte karşı tarafta radikaller yapmıştır diye. Ama hocamız çok iyi açıkladı bunu dün. Zaten babası da yapmıştı. Bir diktatör olarak Marksist bir yönetimin zaten yapmaması için bir sebep yok. Ve yıllardır öldüren bir sistem bu. Yıllardır kendi halkını öldüren bir sistem. Biz tabii şu anda çok sık aralıklarla olduğu için Esad yönetiminin bu vahşetini canlı canlı izlediğimiz için şoka giriyoruz. Bu aslında Hafız Esad döneminden beri devam eden Suriye'nin içinde bulunduğu bir bela. Ve aynı zamanda Marksist yönetimlerin ne kadar acımasız olduğunu da gösteren bir bela. Şimdi ben 1982 Hama katliamını biraz hatırlatmak istiyorum. O dönemde biliyorsunuz Suriye'de etkili olan Müslüman kardeşlere karşı bir operasyon başlatıldı. Çok kısa süren bir operasyondu. Fakat o operasyon sonrasında 48 bin bakın kişi, çok yüksek bir sayı, çok vahşice katledildi. Onların resimlerini göstermek isterdim fakat gerçekten bakılamayacak tarzda. Çok kısa bir süre içinde ve orada da kadınlar, çocuklar vardı. Orada da kimyasal silah kullanıldı. Orada da hep olan sivil halkı oldu. O dönemde tabii ki Müslüman kardeşlerin her şeyi belirlenmişti. Yani yaşadıkları yerler, evlerine kadar fişlenmişti. Üstüne hatta işaret konuyordu yaşadıkları yerlerde. Fakat bunun dışında orada onlarla birlikte yaşayan sivil halka da, zaten onlara da yapılmaz da, sivil halka da aynı şekilde bir katliam uygulandı. Fakat bununla kalmadı. Hapse atılan çok fazla kişi vardı o dönemde. Hapishanede de Hama katliamının arkasından hapishanede de 15 bin kişinin öldüğü bildiriliyor. Şimdi biz Hama katliamını kısa sürede olmuş çok vahşi bir katliam olarak hatırlıyoruz tarihte. Fakat aslında Suriye'nin şehirlerine girmeye devam etti Hafız Esad. Ve o dönemde Aleppo ve Cisal Sur şehirlerine de girdiğinde oralarda 70 bin kişi kayıp olarak ilan edildi. Ve bu kişiler hala kayıtlarda yaşıyor gözüktükleri için hiç kimse bunları öyle ilan etmiyor. Fakat 1982 yılından beri bu insanlar kayıp. Bunun anlamı nedir? Katledilmişler.
tabii ki bir katliam var, çok büyük bir katliam ve çok yüksek ihtimal bunlar yine kimyasal gazlarla, kimyasal silahlar kullanılarak yapılan katliamlardı. Çünkü kısa bir süre içinde bu kadar kişiyi katlettiler. Şimdi geçmiş dönemin belgesellerini izleyenler belki o görüntüleri görmüşlerdir. Hafız Esat bu katliamların hemen arkasından Şam'a gelerek bir zafer konuşması yapıyor ve insanlarla birlikte daha doğrusu coşkulu bir alkış tutuluyor ona. Neden? Katliam yapıldığı için. Yani beyni yıkanmış bir insan topluluğu var. Daha doğrusu mecbur kalmış çok yüksek ihtimal. Onun kendi memuru olduğu için. Şu anki ordu biliyorsunuz nasıl hakim Mısır ve Suriye'de. Aynı şekilde o dönemde de onun elinin altında, hizmetinde Marksist sistemin, diktatör sistemin elinin altında olması gereken insanlar alkış tuttular Hafız Esat'a. Şu anda da Beşar Esat'ın yanında bazı ülkeler var, bazı kişiler var. Aynı şekilde alkış tutmaya devam ediyorlar. Şimdi o yüzden Suriye'de gerçekleşen bu olaylar yeni değil. Bakın diktatörlük sisteminin daha doğrusu daha öncesinde de var aslında. Fakat özellikle Hafız Esat'ın başa gelerek bu sistemi kurmasından sonra devam ediyor. Biz burada hep konuştuk. Zaten Beşar Esat'ın başa gelmesi de farklı bir şekilde olmadı. Yine aynı şekilde bütün entelektüeller, o dönemde Müslüman kardeşler tarafındakilerin hepsi de hapse atıldı. Hemen gelir gelmez Beşar Esat. Sadece bir yıllık falan böyle bir ılımlılık, bir göstermelik ılımlı dönem geçirmişti. İşte Şam Baharı falan denmişti o zaman. Sonra bir baktılar babasından hiçbir farkı yok. Neden? Çünkü Marksist sistemler bunu gerektirir. İnsan yerine koymazlar. Dolayısıyla çocukların öyle can çekişerek ölmesi onları hiç ilgilendirmez. Hani biz seyrederken içimiz böyle vicdanen sıkıntı duyuyoruz. Vicdanen bunun olmasını istiyoruz ya. Zannediyoruz ki karşı tarafta da bu oluşacak. Marksist sistem bunu alır götürür. Yani insanın içinden, kalbinden böyle bir ruhaniyeti, böyle bir düşünceyi, böyle bir duyguyu alıp götürür. Niye götürür? Çünkü çok basit sistemlerle götürür. Hayvan yerine koydurur. Zaten elenmesi gereken zayıf varlık yerine koydurtur. Kendisinin gelişmesi gerektiği fikrini ona verir. Dolayısıyla kendisini haklı görür. Nedir bunu veren? Darwinizmdir. Darwinizm bunu çok kolay ideolojik olarak kafasına yerleştirdiğinde, bu bir inanç olarak yerleştiğinde çok kolaydır o insanlara kimyasal silah sıkmak. O yüzden şimdi öyle şüpheler değil de kim yaptı, kim etti buradaki çok büyük bir trajedi var. Bunu görmemiz gerekiyor ve sebebine de çok derinden inmemiz gerekiyor. Şu an görüyorsunuz tüm dünyanın eli kolu bağlı seyrediyorlar. Silahla saldırsalar ne geçecek ellerine? Rusya ile karşı karşıya gelecekler. İşte başka bir yöntem yapsalar, kınasalar ne olacak? Ambargo uygulasalar ne olacak? Hiçbir şey çözüm etmeyecek. Yapabilecekleri tek şey Allah için güzel insanların, iyi insanların birlik olmasını istemek. Allah da zaten bunu istememizi istiyor. İnşallah. Ve tabii ki Darwinizme karşı ilmi mücadele. Buyurun Belin Hocam, ne anlatalım? Hayal vehimden bahsedebilirsiniz hocam inşallah. Hayal vehimden. O materyalizme karşı anlatılacak en önemli delillerdendir. Lenin bu konuyu duyduğunda adamı şafağa atıyor. Sakın diyor, yaratılışçılarla bu konuya girmeyin. Bu konuya giderseniz diyor batarsınız, yapacağınız hiçbir şey de kalmaz. Sizi hoşaf yaparlar diyor, yamulturlar diyor. Sakın onlarla bu konuya girmeyin diyor, tartışmayın diyor. Lenin'in en çekindiği konudur. Marksistlerin en çekindiği konudur. Maddenin hakikati. Şimdi maddenin beyinde algılanma şekli. Çünkü küçük mercimek kadar bir yerde sonsuz alemi görüyoruz. Sonsuz alemi yaşıyoruz. Marksizmin, Leninizmin hiç açıklayamayacağı bir şey. Ruh. Onu kim seyrediyor? Görüntüyü kim seyrediyor tam renkli olarak? Sesi kim duyuyor? Dokunma hissini duyan kim? Tat alma hissini duyan kim? Leninizmin, Marksizmin işte en ızdırap duyduğu çökmelerine neden olan en mühim konulardan birisi de budur. Big Bang teorisi bir. Bu iki. Darwinizm çöküşü üç. Üç konuda hoşaf olmuşlardır. Big Bang'den zamanın bir başlangıcı oldu. Maddenin bir başlangıcı olduğu ortaya çıktı. O çok ağır geldi onlara. Oradan bir darbe yediler. İkinci olarak maddenin hakikati, ruh. Ruhu açıklayamıyorlar çünkü. Çünkü gören biri var. Rengi biliyor adam. Işık diye bir şey var. Işığı algılıyor. Işık beynin içinde oluşuyor. Renk de beynin içinde oluşuyor. Dışarıda renk ve ışık yok. Yani bu bilimsel olarak hiç açıklanamayacak bir şey. Yani çünkü metafizik üstü metafizik. Hiç açıklanacak gibi değil.
laboratuvara girecek bir konu da değil, incelenebilecek bir konu da değil. Çünkü insan beynin içine giremiyor. Mesela sesin duyulması, en kaliteli müzik aletinden daha net duyuyoruz sesi. En kaliteli televizyondan, en kaliteli sinemadan daha güzel bir görüntü var beynimiz içinde. Çok çok kaliteli. 2 gram etten oluşuyor bu bütün makinesi. Maşallah. Siz televizyonlar görüyorsunuz. En kaliteli televizyon alıyorsunuz. Yine bulanık. 2 boyutlu. 3 boyutlu yapamıyorlar. Daha hala yapamadılar. Yapsa bile binlerce alet edevattan oluşuyor. Binlerce mühendis yapıyor. Buna rağmen yine yapamıyorlar. Yaptığında da görüntüsünü sadece oluşturuyor. Görüntüyü görecek kim? O ayrı bir konu. Görüntüyü görecek varlığı yapmak zaten imkansız. Yani ruhu yapmak imkansız. Bir de görüntüyü gören var. Allah hem görüntüyü göreni yapmış, hem de görüntüyü dünyanın en kaliteli televizyonundan, sinemasından daha kaliteli halde 3 boyutlu olarak yapmış. O kadar kaliteli 3 boyutlu ki, gerçek mi, hayal mi, insanlar fark edemiyorlar. Hangi insan şimdi bizim televizyondaki şu görüntümüzün hayal olduğunu söyleyebilir? Televizyon ne kadar uzakta diyorsun? 2 metre uzakta diyor. Halbuki beynin içinde televizyon. Beynin içinde bizi seyrediyor. Haberi yok. Birçok kişi. Bu mühim hakikati bir kısmı insanlar kısmen anlıyor. Bir kısmı detaylı anlıyor. Bir kısmı anlamazlıktan geliyor. İyi anlayanı çok etkiler. Çok muhteşem bir şeydir. Çok büyük bir olaydır. Çok derin bir olaydır. Bu sırrı işte 2012'lerden sonra insanlar anlamaya başlayacaklar. Maddenin hakikati bilinecek. Maddenin gerçeğini görecekler inşallah.